Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah. İnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîra. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâl khayri ve lâv asîra. Fîlemû enne afdalal kitâbi kitâbullâh. Ve afdalal hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâ. Ve bir senedin muttasıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ kharacel raculu fekâle bismin beytihi fekâle bismillahi hasbiyallahu tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah feyukalu hasbu dite ve küfite ve bukite feyetenehha lehu şeytan. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan nizam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbabı rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bir cümle harite yitaydın müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, mücevherlerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervacına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteva sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ kharacer raculu min beytihi. Bir insan, burada adam diye geçiyor ama söz gelimi söylenmiştir. Kadınlar da buna dahildir. Bir insan min beytihi, yani mümin insan evinden çıktığında ister uzak yolculuğa çıkmak için evinden çıkmış olsun, İster komşuya gitmek, işine gitmek, bir başka semtteki arkadaşını ziyarete gitmek gibi yakın mesafelere gitmek için evinden çıkmak niyetiyle çıkmış olsun, bir insan, bir mümin evinden çıktığında fakale şöyle söylerse, Bismillahi hasbiyallahu tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah. Bismillah hasbiyallah tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah. Bir başka rivayette Bismillah maşallah hasbiyallah tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah. Maşallah kelimesi de var. Allah'ın adıyla Allah bana kafidir. Allah'a tevekkül ettim, dayandım, güvendim. Allah'ın nasip etmezse ben hiçbir şey yeltenemem. Allah bana kudret vermezse yapamam. Allah'ın kuvvet ve kudretinden başka kuvvet ve kudret yoktur derse feyukalu ona denir. Hasbuka, yani Allah tarafından şöyle söylenir. Allah sana yeter. Bütün işlerinde Allah sana yeter denir. Fakat müdite, sen hidayete, dost doğru yola ulaştırıldın. Ve küfite, maksadına yetecek olan şeye nail oldun. Ve vukite, sen Allah'ın himayesinde olarak yürüyeceksin denir. Böyle denir. Fetenahha lehu eşşeytanu, şeytan ona kastedecek olan, her insana musallat olan bir şeytan var. Bu her insanın şeytanı var. Peygamberimize de böyle musallat olmuş ama peygamberimize hiçbir şey yapamamış Allah'ın himayesi olduğu için. İşte böyle evinden çıktığı zaman bir insan Bismillah, hasbiyallah, tevekkeltu alallah
maşallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse, evet, sen dosdoğru yola erdirileceksin. Allah sana kafidir, Allah sana yeterlidir, Allah seni koruyacaktır denir ve şeytan ondan uzaklaşır. Ona Allah sahip çıktığı için şeytan ona tesir edemeyeceğini anlayınca artık onun peşini bırakır. Evet, ondan ayrılır. فَيَكُلُ لَهُ شَيْتَانٌ اَخَرْ Diğer şeytan ona der ki, كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٌ قَدْ هُد۪يْتَ وَكُف۪يَ 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 Evet, öbür şeytanlarla buluşurlar. Der ki ötekine, yahu Allah tarafından hidayete edilen, Allah'ın himayesini aldığı, koruduğu, Allah'ın kafi geleceğim dediği bir adama ne yapılabilir ki? Ne yapabilirim ki? Evet, evet. Böylece evden çıkarken bir müminin Bismillah, tevekkaltu alallah, hasbiyallah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah demesi halinde eve dönünceye kadar korunacağı, Allah'ın himayesinde olacağı, Allah tarafından iki muhafız melek tarafından korunacağı bu hadis-i şerifte beyan edilmiş. Bu çıkarken, eve girerken ne demeli? Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene buyuruyor, اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ Bir insan evine girerken, فَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهُ تَعَالَى بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ derse, hine yedhulu, girdiği sırada, tam girerken girdiği sırada, Bismillahirrahmanirrahim derse, evet, ve hine yat'amum, keza yemek yemeye başlarken, Bismillahirrahmanirrahim derse, bale şeytanım, tabi su içerken de böyle, işe başlarken, bir çalışmaya başlarken de, okumaya başlarken de böyle, bunları zikretmiş Peygamberimiz, öteki şeyler de bunun içinde, çünkü genel bir hadisi var, emri var, genel kural var. Her besmele miftah külli şey, her şeyin anahtarıdır. Bir Müslüman her şeyde başta besmele çeker. Külli emrin zibanin lem yubta fihi bi bismillahirrahmanirrahim ve huve akta. Böyle besmeleyle başlanmayan hayırlı bir işin sonu olmaz. Sonuç elde edilemez. İstenilen de hedefe ulaşılamaz. Bu genel hadislerin yanında burada sıkça rastlanan efendim bir adam eve girerken Bismillahirrahmanirrahim, yerken Bismillahirrahmanirrahim, içerken Bismillahirrahmanirrahim derse evet, kâle şeytanu, şeytan yani onun peşine takılan, onun şeytanı, evet, her insana bir şeytan var. Kocalara daha çok. Birkaç tane birden musallat olur. Öyle insanları uyaran, vaaz eden, irşad eden, dini hükümleri açıklayanlara daha çok. Tecrübelileri ve de birden fazla şeytan musallat olur ki, çünkü hocayı sapıtırsa, hocayı yanlış iş yaptırırsa, hoca örnek insandır. Tabii hoca gibi önder olanlar da buna dahildir. Hakimler önderdir. Hocalar, öğretmenler önderdir. Böyle başkanlar, insanların önderi olan kişiler, o nitelikte olan kişiler hep öyledir. Bunlar bir iş yanlış yaparsa, bizim hocamız bile böyle yapıyor, önderimiz bile, imamımız bile böyle yapıyor diye herkes yapar. Yani sıradan bir insanın yaptığı kötülük kendiyle ilgili olur. Ama önder pozisyonunda olan bir kimsenin imam gibi. İmam önderdir. Adı üzere önder, imam. Herkes ona uyuyor. Böyle bir adam bir yanlış yaparsa onu gören herkes aynı yoldan gider. Birçok yanlışlıkla sebep olur. Onun için böyle önder pozisyonunda, makamında, durumunda olan insanlara daha çok şeytanlar musallat olur. Daha böyle tecrübelileri, akıllıları şeytanın musallat olur ki birçok insanı birden sapıtsın. Evet, şimdi burada bir insandan söz ediliyor. Rastgele bir insan evine girdiğinde Bismillahirrahmanirrahim dese ve yemek yerken, içerken Bismillahirrahmanirrahim dese
قال الشيطان لا مبيت لكم. Şeytan avane, birkaç tane var dedik ya, diğer avanelerine, takımına der ki başlarında olan, evet, burada size tahuna, evet, ve la aşa'e, burada yer yatak yok size, burada bir şey de yiyemeyeceksiniz artık. Adam kapıları kapattı, adam kapıları kapattı, bize girecek yer bırakmadı. Yiyecek içecek hâhuna, bize yiyecek içecek bir şey de bırakmadı der. Ve tabii başka kimselere gider. İşi insanları azdırmak. Allah Celle Celaluhu evvelce şeytan cinlerden, makbul cinlerden bir şeysi yok. Allah'la problemi yok. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Adem Aleyhisselam topraktan, balçıktan, kokar çamurdan böyle uzun süre kalmış, böyle yapışkan, kerpici de ondan keserler, birbirinden ayrılmaz. Binaları o kerpiçten yaparlar, yani çamuru kararlar, içine de saman, ot, bir şeyler koyarlar ki o lifler iyice birbirine tutsun ve hemen çamuru karıp yapmazlar, durdururlar o çamuru birkaç gün. Evet, insanın da mayası böyle dura dura kopmuş, iyice birbirine kaynaşmış, böyle iyice lastik gibi birbirinden kopmayan çamurdan, balçıktan, baktığınız zaman ayağını bırakmaz yapıştığı zaman, böyle dura dura biraz da kopmuş, kokar balçıktan, çamurdan, özlü çamurdan yaratmış Adem Aleyhisselam'ı. Onun kaburgasından da Adem Havva anamızı yaratmış. Adem Aleyhisselam'a secde edin demiş. Bütün melekler secde etmiş. Kur'an-ı Kerim'e göre şeytan demiş ki ben ateşten yaratıldım. Cinler ateşten yaratılmış. İnsan ise kokar bir çamurdan. Onun mayası, aslı kokar bir çamur. Alt tarafı ateş, çamur, kokar çamurdan üstün. Benim mayam üstün. Öyleyse ben daha üstünüm. Üstün olan, alçak olana secde eder mi? Etmiyorum demiş. Kibirinden dolayı aynı zamanda Allah ona secde edin diye çekememiş, haset etmiş Adem Aleyhisselam'ı. Hasedinden, kibrinden dolayı etmiyorum demiş. Allah yok dememiş. Emrine res çekmiş. Etmiyorum demiş ve şeytan olmuş. Kovulan, Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytan o demek. Şathaneden geliyor. Allah'ın rahmetinden mahrum kalmış. Racim, taşlanmış, kovulmuş, rahmetinden kovulmuş şeytan olmuş. İşte bu olaydan sonra tabii Adem Aleyhisselam'ın yüzünden kovulduğu için makbul bir cin iken, evet, cin, Kur'an-ı Kerim diyor ve kâne minel cinni, cinlerden idi, ve kâne minel cinni, Kur'an'da ayet bu, ifade ve onun için cinlerden idi diyoruz. Cinlerin de inananları var, inanmayanları var. Peygamberimiz insü cin, Rasulü Sakaleyn, insü cin peygamberi. Onlara da Kur'an tebliğ etmiş, bir kısmı inanmış. İnanmayanlar, işte şeytan o inanmayanların başı. Evet, işte Allah'ın huzurundan Adem Aleyhisselam yüzünden kovulunca demiş ki madem beni bunun yüzünden kovuyorsun, hem bunun hem de neslinin peşini bırakmayacağım. Kıyamete kadar bana müsaade ver, yolunu keseceğim, yollarına oturacağım. Kur'an'da ayet bunlar. Yollarının üzerine, önüne oturacağım. Sana kavuşamayacaklar, seni bulamayacaklar. Yollarını keseceğim. Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından nüfuz edeceğim. Sapıtacağım. Allah Celle Celaluhu de bana sığınanların kılına bile dokunamazsın. Ama bana sığınmayan, aklına getirmeyenlere meydan boş. Odur meydan. İşte bundan dolayı o günden beri, o günden, o andan beri Adem Aleyhisselam'ın da, Havva anamızın da ve bizlerin de, onun evlatları, torunları olan bizleri de, neslinden gelen insanoğlunun da peşinde kıyamete kadar yemin etmiş, böyle ahitleşmiş, ben de onlara sapıtacağım diye, evet, böyle Allah da ona meydan vermiş. İmtihan dünyasıdır. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz bu şeytana uyacak, hanginiz bana sığınacak? İmtihan için sizi gönderiyorum dünyaya, buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de.
bizi salmış. Akıl var, irade var, nefsi emmaremiz var, şeytan var, peygamber var, Kur'an, kitap var. Böyle Allah iyi de yanlışı da göstermiş, tarif etmiş, buyur demiş. Serbestsin, hangi tarafa gidersen. Benim yoluma gelirsen bana kavuşursun. Ama yanlış yola gidersen önlerin şeytandır. Onun arkasından cehennemi dolacaksın. Kur'an'da ayetler var böyle. Dünya biz işte onun için imtihan için gelmişiz. Evet, şimdi böyle her insanın peşinde insan şeytan var. Tabii insanlar içinde de şeytanın avanesi var. İnsanlar da içinde de şeytanın takımı var. Ona yardım edenler var. İnançsızlar, zalimler, kafirler, müminlere, Allah'a inananlara şeytanla birlikte saldırırlar. Onların yolunu keserler. Onlara iyilik yaptırmak istemezler. Namaz kıldırmak istemezler. Allah'ın emrini tutmalarına engel olmak isterler. Her türlü yolu deneyerek. Onlar da şeytanın şeyatül ins, yani bunu da ben kafamdan yorum yapmıyorum. Kur'an-ı Kerim'de var. İnsanların şeytanları da vardır. Onlar şeytan için çalışırlar. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre öbür tarafta birbirlerine girecekler. Allah'ın huzurunda. Bu bizi yanılttı, bu bizi sapıttı. Da biz sana isyan ettik. O diyecek ben seni şeyim, kamçımı vurdum arkamına düşün gelin diye. Zora mı koştum? Söyledim geldiniz. Kavga edecekler böyle. La tahtasimu ledeyye. Bu da Kur'an'da ayettir. Benim huzurumda kavgaya gerek yok. Biz herkesin yaptığını yazdık, çizdik, biliyoruz, zabıt tuttuk. Burada kavga yok. Burası sonuçların alındığı yerdir. Kavgayı dünyada yapacaktınız. Burada değil. Böyle birbirlerine girecekler. Tabii şeytanla girecekler. Şeytana arkadaşlık yapan adamlarla da diğer kötülükler önderi olan insanlarla diğer insanlar da meyhaneye bu götürdü beni. Genel eve bu götürdü beni. Böyle birbirlerine girecekler. Orada böyle şeyler olacak. İşte her insanın peşine takılan bu şeytan eve girerken Bismillahirrahmanirrahim diye girersen, içerken Bismillahirrahmanirrahim diye böyle alıp Bismillahirrahmanirrahim içersen 3 defa da Elhamdülillah Rabbil Alemin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin Bismillahirrahmanirrahim böyle üç yudumda sünnet olan budur. İçersen elhamdülillah diye de şükredersen yedin içtin içinde şeytanın katkısı yok, ortak değil ve ondan namaza rahat gidersin. Namaz kılarsan iştahlı, zevkli, huzurlu namaz kılarsın. Besmele aklına gelmedi, yedin içtin, su içmek haram değil, ekmek yemek haram değil ama besmele çekmedin. Ya namaz zor gelir, camiye gitmek zor gelir. Namaza gitsen bile, arkadaşın hadi gidelim, gitsen bile zevk duyamazsın, heyecan duyamazsın. Kur'an okudu hocamız, ne güzel, Allah böyle güzel Kur'an okunanların adedini eksiltmesin, çoğalsın. Ne güzel, şanslı adamlarsınız. Anadolu'da böyle güzel Kur'an okuyanlara ender rastlanıyor, ender. İstanbul böyle bu yönden çok kazançlı. Tabii Süleymaniye dünyada bir tane böyle güzel hocayı da buraya tayin ediyorlar. Böyle güzel Kur'an okurken kıpırtı olmaz. Böyle tut demiş bülbül gibi bakarsın. Ne güzel okuyor ya adam. İçinden bir tüylerin diken diken olmaz. Heyecan, kalp harekete geçmez. Neden? Besmelesiz su içtin, besmelesiz yedin. Besmele yedin. Zevk duyamazsın. Zevk duyamazsın. Evet, böyle besmele çekersen eve girerken, besmele çekersen eve, yerken besmele, çıkarken besmele, efendim, içerken besmele çekerken şeytan der ki bak arkadaşlar, burada bize yer yatak yok, başka tarafa gidelim arkadaşlar. Evet, beyin dakale ve lem yezkur ismallahi, besmele çekmeden girdi eve. Yani bu anlattıklarım için metnini, hadis efendimizin sözünü size aktarıyorum, ispat ediyorum, delilli okuyorum.
besmele çekmedi. Yemek yerken besmeleyi unuttu. Su içerken besmeleyi unuttu. Eve girerken besmeleyi unuttu. Demezse, besmele çekmezse inde dukulihi kâle şeytan edraktumul mebite vel aşâ. Aha arkadaşlar, bizi kovmadı, kovamadı. Kovacak şeyi söylemedi. Rahat beraber yiyeceğiz onunla. Beraber evde, o kar yolu da, güzel kar yolu da, ortopedik yatakta beraber yatacağız. Besleneceğiz. Besleneceğiz. Yediklerini orada kuracağız. Bunu nereden çıkarıyorsun? Burada o yok. Kur'an'dan çıkarıyorum. Beşerikum fil emvali ve levrat. Kur'an-ı Kerim'de var. Eğer besmele çekmezlerse, bana sığınmazlarsa, ey iblis, beşerikum fil emvali, mallarına da ortak ol, yemelerine, içmelerine, hatta eşiyle birleşmek için yatağa girdiğinde besmele çekmezse, evladına da ortak ol. Kur'an'da ayet var. Efendim, öyle bir şey görmedim ben, öyle bir şey yok orada. İnsana görünmez ki, cin o, latif varlıktır. Ben şu duvardan geçemiyorum. Neden insanım? Ama o geçer. Onun için bu duvar yok. Latif varlık o. Sen onu göremezsin. Çeşitli şekillerde insana görünebilir aldatmak için. Allah'a sığınmadığın takdirde görünebilir ama normalde sen gibi insan değil o. Cin. Göremezsin sen onu. Latif varlıklar onlar. Melekler de öyle. Görünmezler. Peygamberler görür onları. Ama cinleri, şeytanları insanlar da görebilirler. Allah'a sığınmaları gerekir. İşte böyle. Yoktu orada bir şey. Hocam sen öyle diyorsun ama var. Allah yalan söylemez. Kur'an'da böyle. Efendim oku diyor adam işte. Hali vakti yerinde. En yüksek tahsilleri oku diyor. Yüksek mevkilere geliyor. Ama adam hayırlı adam değil. Babasına isyan ediyor. Anasına isyan ediyor. Milletine zulmediyor. Zevk alıyor. Milletine zulmetmekten zevk alıyor. Çünkü şeytan karıştı onun bidayetinde. Tahsilini, aklını kötü şeylere kullanır. Evet, kafasında bir yamukluk yok. Ağzı yılık değil, burnu yılık değil, kulağı yılık değil. Normal insan görünümünde ama kafası yamuk. Elini yetti geçince iyilik için kullanacağına makamını, zengin olunca zenginliğini iyilik için kullanacağına yamukluk için kullanır. İnsanları sömürmek için, zulmetmek için kullanır. Nerede? Arda, bidayette besmele yok. Şeytanına ortak oldu arkadaş. Onun için devletin başına bela olur, milletin başına bela olur. İnsanlardan intikam almaya kalkar. İnsanları ezmeye kalkar. Bakın okuyun, okuyun. Böyle insanları yanlış yola götüren liderleri, bu dediklerimi bulacaksınız. Kendi sözlerinde bulacaksınız. Okuyun siz, her şeyi okuyun. İbret almak için her şeyi okuyun. Göreceksiniz bunları. Evet, intikam alır insanlardan. Evet, bunu yaptıkça zevk alır. Çünkü suyunda, ortaklığında şeytan var. Bidayetinde şeytan var. Mayasında şeytan var. Şeytanlık yapacak tabii. Şeytan insanları kötülük yapmaktan zevk alıyor. İntikam alıyor çünkü. O da böyle yaptıkça oh diyor. Gördün mü bak ne yaptım bunda, nasıl kıvrandırıyorum diye zevk alır. Çünkü mayasında ortaklık, şeytanın ortaklığı var. Böyle besmele çekmezse bu evde yatacağız. Bu evde yiyip içeceğiz der. Hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, İbn-i İkman, Cabir Hazretlerinden naklederler. Sahih hadistir yani. Onun için şeyin başında besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu şimdi tahlil ediyorlar alimlerimiz. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Besmele dört kelime. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Evet, dört kelime. Kur'an-ı Kerim'de de önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara nüfuz edeceğim. Sapıtacağım onları. Mesela hacca giderken
Adam para harcamış, bir sürü sayılmış, kaç sene beklemiş, çıkmış, bir ton para yatırmış, anlaşmış, hac yoluna girmiş, gelirken hacıyla başlar kavga etmeye, polisle kavga etmeye. Kim dürtüyor onu? Ya nereye gidiyorsun sen? Hacca gidiyorsun. Şeytan dürter onu. Önünden, arkasından, sağından, solundan nüfuz edeceğim diyor ya. Aa, bu haksızlık etti bak. Senin sıran aldı bu. Bu polis bak hain, böyle bak, maaş alıyor, bak işini yapmıyor, görüyor musun? Hacılık sabır yoludur. Allah öyle söylüyor, cidal yok. Vela cidale, vela fusuka fil hac. Kavga yok, dövüş yok diyor Allah. Uyarıyor Allah Azze ve Celle. Ama hacılığın elinden alacak ya, yanında o. Bak bak bak, bu sana yan bakıyor bu. Bak, sıran aldı, dürter seni. O zaman oruçluyu da böyle yapar. Peygamberimiz dedi, inni saimunim, inni mur'un saimun. Ben oruçlu adamım, kavga adamı değilim. De, oruç demek, sabır demek. Hac yolu demek, sabır. Demesi gerekirken bilgisi yoksa, görgüsü yoksa, duygusu yoksa, sahih güzel bir arkadaşı yoksa, hemen adam hop kabarır, kavga eder, sille, tokat, küfürle, birbirlerine giderler. Hacılık da orada kalır tabii. Adam, zaten şeytanın derdi de o, hacılığın elinden almak. Güzel hacı olsa çünkü anasının doğduğu gibi günahsız dönüp gelecek. Peygamber yalan mı söyler? Ama bunun için ne yapayım, nasıl yapayım da bunu elinden alayım? Evet, böyle nüfuz eder. Allah nasip etsin, gidin hepiniz. Bu dediklerimi hatırlayın orada. Sabah kahvaltısına gireceğiz kuyruğa diye. Birbirlerini yiyorlar. Sen önce geldin, ben sonra geldim. Ulan sonra gelsin ne olacak? Devlet senin sayın kadar kahvaltı çıkarıyor. Yetişik hepinize. Ama insanoğlu imtihan dünyası. Uçaktan biletini almışsın, biniş kartını almışsın. Herkes alacaklar. Birbirini yiyorlar. Ya seni de alacak. Almadan gitmeyecek bu uçak. İnerken öyle kapıda birbirlerine kavga ediyorlar. Çekil yolumdan, ben öndeyim. Ya dur. Hepinizi indirecek. Zorla indirecek hem. Burada geceleyemezsiniz. Yok. İnsanoğlu böyle. Her yerde imtihan. Şeytan her yerde var. Bak sen ön sıradasın. Bu arkadan geldi. Senden öyle niye kalkıyor? Efendim bekle. Sıranı bekle. Niye bekleyecekmişim falan. Ha diye orada bir ağız kavgası. Her yerde ama. Her yerde. İbadet ederken de böyle. İnsanların en hayırlısı omuzu yumuşak olan adamdır. Öyle söylüyor Peygamber. Nerede, nerede ya Resulallah? Namazda. Namazda sıraya duruyorsunuz. Peygamber diyor ki saftan sık yapın, düzgün yapın. Namazın kabulüne sebeptir. Bakın adam apışmış böyle terlemeyeyim diye, sıkıntıya gelemem diye. Gevşek. Bu hadisi uygulamak için yanına sokuyor. Dömet diyor. Kabe'ye varmış, senden evvel oturmuş. Dört köşe böyle bağdaş kurmuş. Zemzem şişesini önüne koymuş, susadı, içecek. Güzel, güzel. Sen diyor, hacı diyorsun. Bağdaş kurmuşsun diyor. Toparlan diyor, ben de oturayım. Dil bilse diyecek, defol diyecek. Dil bilmediği için yabancı adam, bırak diyor. Ben senden erken geldim. Neden erken? Ya gelsin diyecek. Yumuşak, omzu yumuşak bu demek. Yanındakini böyle yapma. Tabii buyur. Deyiver. Ya nasıl deyim yok? Evet. Nasıl deyim? Diyeceksin. İmtihanı kazanacaksın. İmtihanı kazanacaksın. Her yerde imtihan var. Her yerde imtihan var. İşte tepemizde o var. Besmele çektik mi bitti, çırası yandı. Daha nüfuz edemiyor. Dört yönden gelirim diyor. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dört tarafa çelik kapılarla duvar örüyorsun. Dolaşsın dursun sabah kadar evin etrafında. Giremezsin içine. Yok demedin. Arkadaşlar evin içi bizim. Yemek bizim. Sular bizim. Her şey onunla ortak. İşte Efendimiz bu ayette de var. Burada da söylüyor bu hadisi. Onun için çocuklarınıza öğretin. Her şeye besmeleyle başlamayı. Tuvalete girerken bile besmele çek. Dışarıda ama. İçeride besmele çekilmez. Orası besmele çekilecek yer değil. Kapının dışına besmele çek, gir. Orada da seni. Ne yapar hocam orada? Oo.
yarım saat iş görecekken 2 saat geldim, gittim, geldim, gittim. Derdi ne? Namaza geç kal, cemaate yetişeme. Ya sen tuvalet için dünya gelmedin. Evet, tuvalet hayatın bir bölümü ama sırf tuvalet için dünya gelmedin. Tuvalete gidip gelecek, iş göreceksin. Hala rızık kazanacaksın, namaz kılacaksın, arkadaşına merhaba diyeceksin. Yarım saat yerine 2 saat orada kalırsan 1,5 saat senin o güzel hayatından çalmış oluyor. Orada da var bu iş. Yolda kaldım, geldim, donum batırdım filan. İşte bu ondan. Seni orada saatlerce tutar. Kapının dışında اَعُوذُ بِكِ مِنَ الْخُبْسِ وَالْخَبَائِسِ. O hain, habis şeytandan böylelerini sana sığınıyorum Arap. Bunu bilemem hocam. Bismillahirrahmanirrahim dedin mi o orada seni vesvese veremez, sana vesvese veremez. Her şeyi de böyle kavga ettirmek için. Bak bak bak, o senin haksızlık etti. Seni hakaret ediyor. Yürtüyor seni boyuna. Ya benim suçum ne kardeşim ya? Ha diyor, sen suçlu muştun, ne arıyorsun diyor. Suçlu olmasan da sen şöylesin. Adam ekşiyor. Kim kan onu dürtüyor? Bu el de olabilir, hanımın da olabilir, kocan da olabilir. Şeytan dürtüyor. Besmele çekmedi mi onu dürter. Sen o zaman böyle besmeleyi unutmuş iki sahabi birbirlerine horoz gibi böyle böyle kıpkırmızı yüzleri neredeyse birbirlerine yumrukla girişecekler. Görmüş Efendimiz, ben bir kelime biliyorum demiş. Bunu söyleseler bunlar böyle yapmaz. Ya Resulallah, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahirrahmanirrahim deyiverseler. Duyunca adamlar bunu söylemişler. Balon gibi sönmüş ikisi de. Ne yapıyoruz ya biz? Bize yakışır mı lan böyle bir horoz dövüşü gibi böyle. Böyle damarları kabarmış, kızarmış yüzleri. Bitmiş iş, şeytandan geliyor. Onun için bunları bilenler, mesela Haçlı kalabalıkta bunlar çok oluyor. Millet, ben geçtim, sen geçtim, birbirini eziyor. Kadınları din filan dinlemiyor, öyle görgüsüz ama var. Öyle olunca da herif benim karıma bu ezdi, bayanı bastı filan diye neyse tokadı vuracak. Bilen bir adam, salli ala Muhammed diyor arkadan. Evet, peygambere salavat getir, öfke gitsin, şeytan gitsin. Kavga etmeyin, burası kavga yeri. Bilenler, ya bilmezse ne kavgalar oluyor. Her yerde böyle ben. Her yerde böyle. İşte bu hadis de böyle bize bunları anlatıyor. Evet, evden çıkarken, eve girerken böyle söyleyeceksiniz. Camiye girerken de Bismillah deyin. Çünkü camide de var. İşte bak, safa gelme diyor. Safı sıklaştırmak istiyorum, dirsek vuruyor sana. Ne geliyorsun diye. Orada da var. Siyah koç gibi aranızda dolaşır diyor. Seyrek durarsanız. Vesvese vermek için. Bir yerin kıpırdağı alt tarafında. Abdest bozuldu mu? Bozulmadı mı? Huzurun kalmaz. Her yerde var. Ama girerken güzel eûzü besmele çekersen, Allah'a sığınırsan, rahat edersin. Huzurla bir namaz kılarsın camide. Her yerde. Efendimiz öyle söylüyor. Bismillah, tevekkel tuvalallah. Hasbiyallah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhissalâm. Dediğim sabahleyin çıkarken 2 tane muhafız melek, cumhurbaşkanların muhafızları oluyor ya, Allah da sana 2 tane muhafız melek görevlendirir. Kılına dokunamaz iblis aleyhillâne. O zaman kafan çalışır. Kafan çalışınca da zaten doğruyu bulursun. Öfke gelmeyiverse, hırs olmayıverse bu akıl doğruyu söyler. Ama onlar geldi mi sesini duyuramıyor. Evet, öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu diyor ihmal etmeyin, ihmal etmeyin.